Ayça. İnsan bir gün aydın der. Ne işin var senin burada? Farkındaysan burası benim de odam. Sakın başlamayın. Çok bir problem varsa git Orhan'la konuş. İyi de kızım sen. Ben ne? Yine kabus mu gördün yoksa? Ben sana bir şey söyleme, bu iş böyle olmayacak. Orhan'la ben konuşacağım. Sen acil bir doktora gözükmen lazım. Ya sen öldün. Daha önce de söyledim sana, bu kabuslar senin solun olacak. Selim. Selim. Başkomiserim. İyi misin? İyiyim. Hiç öyle görünmüyorsun ama. Selim, bir an önce kendini toparlaman lazım. Ayça'dan sonra seni de kaybedemem, anlıyor musun? Hadi git elini yüzünü yıka, kendine gel. Müfettiş seni bekliyor, hadi. Neden her rüyayı hatırlamıyoruz? Bilim dünyasını yıllar boyu meşgul eden bu sorunun artık çok net ve çok basit bir yanıtı var. Roma Üniversitesi'nden Gennaro ve ekibinin 2011 başlarında yayınladıkları deneysel araştırmalara göre, uyanıkken hatırlama ve unutmayı denetleyen beyin bölgesi, uykudayken de aynı işlevi sürdürüyor da ondan. Her rüyayı hatırlamıyoruz. Çünkü uyanıkken de her şeyi hatırlamıyoruz. Erkan Uysal, 56 yaşında, emniyet müfettişi. Yazılı ifadende Mahir Sönmezsoy'un silahını davrandığını söylemişsin. Doğru mu? Silahsız bir adam durmayacaksın herhalde. Senin gibi bir yaşamayı hak ediyor mu lan? Ne dediğimi duydun mu? Evet, duydum. Mahir Sönmezsoy'u kendini korumak için mi öldürdün? Silahı vardı. Ateş edecek zannettim. Kendini korumak için yaptım. Ben onu vurmasam o beni öldürecekti. Selim, böyle bir şey yapmış olamaz. Biliyorsunuz değil mi? Mahir'i sen vurdun. Silahsızdı, teslim olmuştu. Öldürdün onu. Silahsızdı, teslim olmuştu. Siz Selim'i benden daha iyi tanıyorsunuz. Yapmamıştır. Tabii ki yapmamıştır. Ama önemli olan bizim neye inandığımız değil. Selim'i aklamak için delil bulmamız lazım. Adın soyadın? Birkan Keser. Mahir Sönmezsoy öldürüldüğünde olay yerinde miydi? Evet. Polisler barakayı basınca arkadaki ormanlık araziye kaçtık. Patron... Patron kim? Mahir Sönmezsoy mu? Evet. Patron bacağından vuruldu. Ben de ağaçların arkasına gizlendim. Peki sonra? O polis geldi. Hangi polis? Selim komiser mi? Adını bilmiyorum.
Bu mu? Evet. Patron silahına davrandı. Selim komiser atış ederek patronu vurdu. Silah elinden düştü. Emin misin? Silah elinde değil miydi? Hayır. Silahsız bir adam bulamayacaksın herhalde. Senin gibi bir yaşamayı hak ediyor mu lan? Ve ateş etti. Peki. 23 Haziran tarihinde Cinayet Bürosu Başkomiseri Orhan Özdemir. Yine Cinayet Bürosu Komiseri Selim Dağdelen. Ve Komiser Ayça Bayraktar'a yapılan saldırıda yer aldım. Ben patronu defalarca uyardım. Yapmayalım dedim ama beni dinlemedi. Saldırıya katıldın mı, katılmadın mı? Ben sadece aracı kullandım. Karşı koysaydım patron beni öldürürdü. Yani katıldın. Hı hı. Saldırının amacı neydi? Patron gözdağı vermek istiyordu. Neden? Beyoğlu'nda faaliyet gösteren çocuk çetelerimizden bir tanesini çökertmişlerdi. Yani intikam için diyebilir miyiz? Cevap versene be adam. Evet. Peki ya sen? Patronunu öldürdüğü için Selim komiseri intikam amacıyla suçluyor olabilir misin? Hayır ya, yemin ediyorum ki doğruyu söylüyorum. Selim komiser tutuklayacağı yerde patronu vurdu. Görgü tanıklarının ifadesi elbette önemlidir. Ama dünya genelinde bilerek ya da bilmeyerek yalan tanıklık masumların haksız yere mahkumiyetinin %75'inden sorumlu nedendir. Bu kişilerin masum olduğu daha sonra yapılan DNA analizleriyle kanıtlanmış ve serbest bırakılmışlardır. İnsan beyni bir teyp şeridi değildir. Ne gördüklerini aynen kaydedebilir ne de başa sarılmış bir bant gibi kaydettiklerini hatırlayabilir. Selim. Canım. Her yerde seni aradım. Neredeydin? İfade verdim. Nasıl geçti? Murat, olay yeri incelemesinden sen mi sorumluydun? Evet. Peki olay yerine geldiğinizde durum neydi? Hepsini mi yoksa Mahir'in bulunduğu yeri mi öğrenmek istiyorsunuz? Mahir'in silahı var mıydı? Evet. Murat, silahı burada buldum.
uzaktaydı. Ne kadar uzaktı? Oldukça uzaktı. Murat bak biliyorum, insanın birlikte çalıştığı arkadaşlar hakkında ifade vermesi zordur. Ama doğruyu bulmam için bana yardımcı olmanız lazım. Anlıyor musun? Evet. Şimdi tekrar soruyorum. Silah Selim vurduğunda Mahir'in elinden düşmüş olabilir mi? Hayır. Biraz daha açık ifade eder misin? Tabii. Cesetin konumuna ve silahın bulunduğu noktaya bakarsak... %100 olmamakla birlikte büyük ihtimalle vurulmadan önce düşmüş silah. Bir olay yerinde yaşananları yeniden canlandıranlar... cesedin, eşyaların, cinayete kullanılan bıçak ya da ateşli silahın birbirine göre pozisyonundan yararlanmak zorundadır. Uzmanlar delil toplamaya başlamadan önce ya da toplarken olay yerine giren ilgili ya da ilgisiz kişilerin bunlardan birinin yerini bilerek ya da bilmeyerek değiştirmesi, olay yerinden bir delili alıp gitmesi ya da delil eklemesi soruşturmanın yönünü tamamen saptırır. Çok acayip kendimi suçlu gibi hissediyorum. Bak, ne olursa olsun ben hep yanında olacağım, tamam? Sen de bana inanmıyorsun. Saçmalama Selim, niye inanmayayım? Ne bileyim Zeynep ya. Sanki herkes beni suçluyormuş gibi geliyor. Üzülme Selim, bulacağız. İşimiz bu bizim. Ne demek o şimdi? Seni aklayacak delili bulacağız demek. Benim delile falan ihtiyacım yok Zeynep. Ulan o ateş etmeye kalktı bana Zeynep! Silahını çekti, kendimi korumaya çalıştım. Ayşe'yi öldürdüğü gibi beni de mi öldürseydi? Selim tamam, sakin olur musun lütfen? Ben ne sakin olacağım ben? Ne sakin olacağım? Ulan kendi büromda suçlu muamelesi görüyorum burada, baksana. Kimsenin seni suçladığı yok Selim. Öyle mi? O yüzden mi aldılar elinden silahımı, rozetimi? Ne yapacaklar, temizleyip geri mi verecekler? Ya, soruşturma bitene kadar. Aklanınca alacaksın geri. Bak Zeynep, hala aklanınca diyorsun, farkında değil misin? Sen de diğerleri gibisin, bana inanmıyorsun. Kimse inanmıyor zaten. Ece. Merhaba Orhan. Merhaba. Seni yarın çağıracaklar sanıyordum. Dayanamadım. Selim'i merak ettim. Müfettişin yanında. Az önce koridorda gördüm. Seslendim ama duymadı. Çok da iyi görünmüyordu. Nasıl yani? Çıktı ve bana uğramadı öyle mi? Belki de yalnız kalmak istemiştir. Sen nasılsın? Açıkçası bütün bu olanları hazmetmek biraz zor. Ama en azından birinin iyi olması gerekiyor. Cenazeye gelemedim. Annesi çok kötü durumdaydı. Çok zor bir durum tabii. Ben bile günlerdir doğru düzgün uyuyamıyorum. Asıl Selim kötü. Sence bilerek mi vurdu? Balistik raporunu sen mi hazırladın? Evet. Cemal Bolu'nun vücudundan çıkan kurşun hangi silaha aitmiş? Orhan Başkomiserimin silahına. Peki... Mahir Sönmezsoy'un bacağından çıkan kurşun.
Selim komiserimin silahına. Peki Mahir Sönmezsoy'un başından çıkarılan kurşun? Barış, sana soruyorum. Mahir Sönmezsoy'un başından çıkarılan kurşun hangi silaha ait? Selim komiserimin silahına. Ece, çıkıyor muydun? Bir kahve almaya gideceğim. Senin de işin var burada. Ben sizi merak ettim. İyi misin sen? Olmaya çalışıyorum. Hadi gel beraber içelim. Hadi. Cenazeye gidememişsin. Gidemedim. Selim de gidememiş. Maalesef. Tek başkomiserim gitti. Hayat, insanın başına ne zaman ne geleceği asla belli olmuyor. Her şey bir anda alt üst olabiliyor. Gelirken Selim'i gördüm. Morali çok bozuk görünüyordu. Bu olay onu derinden etkiledi. Umarım adamı kasti öldürmemiştir. Yoksa her şey çok daha kötü olacak. Yapmaz. Yapmamıştır. Otopsiyi ben yaptım Zeynep. Adamı alnından vurmuş. Hepsi benim yüzümden Zeynep. Eğer beni korumak için ölüme atlamış olmasaydı... Yapma Selim. Eğer arabayı ilk sen görmüş olsaydın sen ne yapacaktın? Onu korumaya çalışmayacak mıydın? Çalışacaktın. Ya Zeynep, başkomiser bile beni suçluyor. Saçmalıyorsun artık. Saçmalıyorum öyle mi? Sen bir nasıl bağırdığını görseydin. Acaba pat diye hastaneden çıkıp buraya geldin diye bağırmış olabilir mi Selim'ciğim? Ya beyin kanaması geçirirsen? Of Zeynep. Eğer Ayça'ya bir şey olursa... Kendimi asla affetmeyeceğim. Zeynep. Pardon Ece. Tamam psikolojisi çok bozuk olabilir. Agresif ve ters bir insan da olabilir. Ama Selim silahsız bir adam vurmaz. Emin misin? Yarınki ifadem için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Her şeyi defalarca gözden geçirdim. Ama yok. İşe yarar tek bir şey bile yok. Selim'le konuştun mu? Tartıştık biraz. Üstüne gitmek istemiyorum. Ben kendimi asla affetmeyeceğim. Bırak artık kendini suçlamayı ya. Yani Ayça beni korumaya çalışırken buldum. Ben hiçbir şey yapamadım öyle mal gibi bayıldım. İnan yapabileceğim bir şey yoktu. Alo başkomiserim. Başkomiserim. Açmıyor. Ne yapacağız başkomiserim? Olay yerine geri döneceğiz. Her yeri dikkatlice aradık başkomiserim. Bir daha arayacağız Murat. İyi de ne kadar sürecek bu iş? Gerekirse sonsuza kadar. Selim'i kurtaracak bir delil bulana kadar arayacağız. Thank you.
içki mi içiyorsun sen burada? Çok mu belli oldu ya? Ukalalık yapma lan. Ya tamam birader, hadi uzatmayın, polisim ben de. Hadi ya, kimliğini göreyim o zaman. Ne oldu, evde mi unuttun? Ya tamam uzatmayın hadi, ne istiyorsunuz? Asıl sen uzatma, şu kimliğini ver. Halim bir kontrol et bakalım şunu. Tamam abi. Adın ne senin? Sana ne? O nasıl isim öyle ya? Sana bir şey diyeyim mi birader? Annenle baban hiç sevmiyormuş seni ha. Hayır sana da ikram edeceğim ama şimdi görev başındasın yani. Kusura bakmayın komiserim. Komiser mi? Hı hı. Merkezden öğrendik durumu. Geçmiş olsun. Komiserim özür dileriz. Bilemedik, kusura bakmayın. Tamam birader, hadi uzatmayın. Tekrar kusura bakmayın komiserim. İyi geceler. Tamam. Hadi hayırlı nöbetler. Olmuş ya. Ortağını vuran adamı vurmuş. Arabada anlatırım. Yapma ya. Polisler arasında intihar yüksektir. Boşanma yüksektir. Alkolizm yüksektir. Bütün bunlar polisliğin stres düzeyi yüksek bir meslek olduğunun kanıtıdır. Bu alandaki araştırmalarıyla ünlü, hatta stres sözcüğünü ilk kez kullanan Macar asıllı Kanadalı bilim adamı Hans Selye, polisliğin hava trafik kontrolörlüğünden sonra gelen stres düzeyi yüksek ikinci meslek olduğunu kaydetmiştir. Ne arıyoruz başkomiserim? Ne olursa Murat. Mahir'in cesedi buradaydı değil mi? Evet, başı bu taraftaydı. Her yeri yeniden iyice arayalım. Yerleri, ağaçları, gökleri, ne varsa hiçbir şey atlamayalım. Ağların oraya baktınız mı? Evet başkomiserim. Murat, şuna baksana. Bunu fark etmediniz mi? Hayır başkomiserim, gözümüzden kaçmış olmalı. Çok da dikkatli incelemiştik her yeri. Demek ki yeterince dikkatli incelememişsiniz. Aramayı genişletin. Anahtar buradaysa araba da buralarda bir yerde olmalı. Başüstüne başkomiserim. Mahir Sönmez Soy'un otopsi raporunu siz mi hazırladınız? Evet. Mümkünse tespitlerinizi kısaca aktarır mısınız? Hepsi raporumda mevcut. Soruşturma kayıtları için tekrar etmenizi rica edeceğim. Şüpheli şahıs iki yerinden vurulmuştu. Kurşunlardan biri sağ dizine saplanmış. Giysilerindeki yırtıklar, bunlara uyan bedenindeki sıyrıklar ve ayrıca yara içindeki çimento kalıntılarına göre vurulduktan sonra yerde sürünmüş. Ama ölümüne neden olan kurşun alnından girip kafatasına saplanmış. Başka bir şey var mı? Sanırım hepsi bu. Peki doktorum, teşekkürler. Sizi de yorduk buraya kadar. İzninizle bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Selim komiseri şahsen tanırım. Onlarca vakada birlikte çalıştık. Bakın şahsi kanaatlerinizi paylaşacaksanız burası yeri değil. Onu savunmayacağım. Sadece işinize yarayacağını düşündüğüm bir şey. Peki buyurun, dinliyorum. Selim şüpheli şahsı isteyerek mi vurdu bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şey yapsaydı size bunu dürüstçe söyleyeceğinden emin olabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Buyurun gidebilirsiniz. Şu
Şurada bir araç var ama. Başkomiser nerede? Murat'la olay yerine gittiler. Selim, nereye gidiyorsun? Olay yerine. Selim, gidemezsin. Sen de biliyorsun. Selim, işleri daha da zorlaştırma lütfen. Her şeyi anlattım size komiserim, yemin ederim. Ama arabadan bahsetmeyi unutmuşsun. Hangi araba? Olay yerinde bulduğumuz arabayı. Çalıntıymış. Yemin ederim komiserim, haberim yoktu. Daha önceki ifademde de belirtmiştim zaten. Yurt dışına kaçacaktık. Patron ve Cemal'le birlikte taksiyle gittik oraya. Eğer yalan söylüyorsan öldürürüm seni. Yapmayın komiserim. Saldırıyla ilgili her şeyi harfi harfine anlattım size. Bir çalıntı araba için mi yalan söyleyeceğim? Gergin gibisiniz. Biraz. Selim'le nişanlıymışsınız galiba. Resmi olmasa da evet. Aramızda yapmıştık öyle bir şeyi. Eğer bu durumun ifademi etkileyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Nasılsınız komiserim? Olay yerinden mi? Evet komiserim. Var mıydı bir şey? Kusura bakmayın komiserim ama bunu söyleyemeyeceğimi siz de biliyorsunuz. Tamam oğlum, biliyoruz. Bir şey var mı yok mu? En azından onu söyle. Söylesene Murat! Ne oluyor Selim? Burada herkes senin için uğraşıyor. İşimizi daha da zorlaştırma. Uğraşıyor da kimse bana inanmıyor. Şu an kimin neye inandığı önemli değil. Önemli olan seni aklayacak bir şeyler bulmamız, anlıyor musun? Murat, bize biraz müsaade eder misin? Tabii başkomiserim, ne demek. Evet Zeynep Hanım, sizi dinliyorum. Nereden başlayayım? Olay yerindeki silahları merak ediyorum. İsterseniz önce saldırıda kullanılan silahlarla ilgili bilgi vereyim. Nasıl isterseniz, buyurun. Saldırıda 2 adet MP5 silah kullanılmış. Şüphelilerden alınan parmak izlerini silahların üzerindeki parmak izleriyle karşılaştırınca izlerden birinin Mahir'e, diğerinin ise Ediz'e ait olduğunu tespit ettik. Ediz mi? Daha önceki bir baskında ölü olarak ele geçirilmişti. Peki, devam edin. Mahir'in öldüğü yerde bulunan silahtaysa Mahir'in kanını ve parmak izini tespit ettik. Başka? Cemal ve Tufan'ın üzerlerinde de birer adet silah çıktı. Tufan kimdi? Bunları kaçırmak için anlaştıkları teknenin sahibi. Hepsi bu kadar mı? Evet. Başka silah yok muydu? Yoktu. Niye bir şey söylemiyorsunuz? Herhangi bir şey varsa? Şu an bir şey yok. Hem çıksa da söylemem. Soruşturmaya riske atamam. Ya ne riski başkomiserim? Suçluymuşum gibi davranıyorsunuz bana. Olmadığını ispatlayacağım. Yeter ki sabırlı ol. Yapma Selim. Kendini toparlaman lazım. Nasıl toparlayayım ya? Kendini nasıl toparlayayım? Ben o ilk yüzünden Ayşe'nin cenazesine bile gidemedim. Tamam, üzülme artık. Ben annesine durumu açıkladım. Kadıncağızı arayamadım bile.
Ara o zaman. Niye aramadın? Yapamadım. Bence aramalısın. Hem sen de rahatlarsın. Nasıl geçti soruşturma? Bilmiyorum. Bunlar ne? Murat getirdi. Olay yerinde bir araç bulmuşlar. Çıkıyorum ben Orhan. Bugünlük işim bitti. Olay yerinde yeni deliller bulduk. Orhan, seni çok iyi anlıyorum ama dikkat et. Selim'i kurtarayım derken kendi başını derde sokma. Ben Selim'e inanıyorum. Önemli olan senin niye inandığın değil ki. Önemli olan delillerin ve tanıkların neyi gösterdiği. Sen bunu gayet iyi biliyorsun. Diğerlerini ne söyledi? Balıkçılarla ve Tufan'la konuştum. Olay anını Birkan'dan başka gören yok. Zeynep, şuna bir bakabilir misin? Ayça benim hayatta gördüğüm en güçlü kadınlardan biri. Bunu da atlatacak. Ayça! Başkomiserim. Ne oldu Zeynep? Bitti mi ifaden? Bitti başkomiserim. Nasıl geçti? Pek iyi geçtiğini söyleyemem. Ayça! Ayça! Selim? Selim! Arabadan haberin olmadığını söylemiştin bana. Vallahi yok komiserim. Yalan söyleme. Olsa söylemez miyim komiserim? Yemin ediyorum yok. Geçiriyor. Düzelecektir. Melisim'i mi götürüyorsun? Evet. Ama üzerindeki numaraya takıldım. Uçak seferi numarası gibi. Ver bakayım. 0706. Baskını yapıldığı tarih. Belki de ilk başta uçakla kaçmayı düşünüyorlardı. Seri numarası da olabilir. Melisim'i bir götür bakalım. Adamı bulunca tarihi de numarası da çıkar ortaya. Görüşürüz. Önceki ifadesinden farklı bir şey söyledi mi? Hayır. Yeterince zor durumda. Bir şey saklıyor olsa söylerdi. En azından rızasını azaltmak için işbirliği yapardı. Olay yerine taksiyle geldiklerini söyledi ama bulduğumuz araçta parmak izi çıktı. Belki de o gün gerçekten taksiyle gelmişlerdir. Arabayı daha önce de kullanmış olabilirler. Belki de fazla zorluyorsundur ha.
Ertan! Ertan! Buyurun Zeynep Hanım. Selim'i gördün mü? Galiba dışarı çıktı ama çok oldu. Tamam, sağ ol. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Nasıl yani uyudu? Bir daha hiç uyanmayacak mı? Başkomiserim. Ol Zeynep. Selim'e ulaşamıyorum ben. Telefon da kapalı. Merak etme, gelir. Ama bu kaçıncı başkomiserim? Ya yarın gelmezse? Gelmek zorunda. İfade verecek. Ya gelmezse? Sen Levent'sin. Cinayeti nasıl işledin anlat. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Bütün uçak seferlerini tarattırdık. Ancak öyle bir numara yok. Neden bahsediyorsun anlamadım. Pozitif üzerindeki numaradan. Ayrıca Andaç Aktufan'ı da araştırıyoruz. Ancak o isimde biri yok. Yok, onun için gelmedim. Senden başka bir şey isteyeceğim. Emriniz olur başkomiserim. Selim, cep telefonu kapalı. Yerini tespit edebilir miyiz? Oynamanın bir bedeli var. Ya bas git birader. Ekol yapma lan, akıllı ol. Ya bir dakika birader, ne oluyor? Hey, dur be, sakin ya, ol. Ya dur kardeşim, ne yapıyorsun ya? Bir dakika sakin ol ya. Gel, gel. Ya tamam, geç şöyle, geç. Dur. Geç Allah aşkına, bırak. Tamam. Bırak ya, bırak, tamam. Ya tamam. Sakin ol abiciğim, tamam. Bas git lan. Ya tamam. Anladım, tamam. Çok sağ ol. Neredeymiş? Buradaymış, merkezdeymiş. Zeynep, Selim yanında mı? Hayır başkomiserim. Operatörden gelen bilgiye göre Selim merkezdeymiş. Ben bir odasına bakayım tekrar. Tamam, bak bakalım. Eğer oradaysa ayrılma yanından. Ben de geliyorum şimdi. Tamam başkomiserim. Thank you.
Ne yapıyorsun Zeynep? Başkomiserim. Ayak sıyır. Ne yapacağız şimdi? Başkomiserim, hemen gelmeniz lazım. Ne yaptığını sanıyorsun sen Selim? Selim, ne yaptığını sanıyorsun sen? Delirdin mi? Ha, yok yok. Kesin delirdin sen. Hepimiz de delirtmeye çalışıyorsun. Oğlum kafayı mı yedin sen ha? Burada hepimiz senin için çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ha? Manyak mısın oğlum sen? Ha? Ne fark eder? Nasıl olsa inanmıyorsunuz bana. Bana bak. Çıldırtma beni, tamam mı? Adam dövmek neymiş sana gösteririm ha. Dua et, ikna etmişler adamı, şikayetini geri almış. Yoksa bitmişsin sen. Şu yaptığına bak ya. Ne diyeceğim ben şimdi müfettişe ha? Ha? Ne diyeceğim ben şimdi? Kulağına giderse ne diyeceğim? Olanlar yetmiyormuş gibi bir de mesleğinden olacaksın lan. Yok gerçekten ben delireceğim ya. Hemen evine gidiyorsun. Kendine çeki düzen veriyorsun. Yarın sabah burada olacaksın. Adam gibi ifade vereceksin. Emredersiniz. Günaydın. Günaydın Orhan. Otursana. Selim'e ne kadar güvendiğini ve bu durumun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum Orhan. Ama ben de sana güveniyorum. O yüzden anlatsana o gün neler oldu? Selim bir köstebekten Mahir'in o gün bir tekneyle kaçacağını öğrendi. İçeriden ateş açıldı. Biz de siper aldık. Gel buraya çabuk. Buraya gel, buraya gel. Selim, Mahir'in ve kaçan adamın peşine düştü. Yani olanları görmedin? Hayır, görmedim. Ama Emre vurulduktan kısa bir süre sonra Selim desteğe geldi. Eğer gelmeseydi Cemal kaçabilirdi. Abartmıyorsun değil mi? Hayır. Peki geldiğinde nasıldı? Yani tavırları, bakışları? Sanırım Selim, Mahir'i silahsız olduğu halde öldürmüş olabilir mi diye soruyorsunuz. Evet. Hayır, Selim böyle bir şey yapmaz. DL-2105'in ne olduğunu bulmuşlar. Neymiş? Ahşap çerçeve koduymuş. Neymiş? Postit'teki isim yanlış yazılmış herhalde. Andaç Ak Tufan diye birini bulamamışlar. Ama Andaç Ak Turan diye bir ressama ulaşmışlar. İyi de bu ressamın bizim olayla ne ilgisi olabilir ki? Bilmem. Selim, hala kızgın mısın bana? Umarım beğenirsin. Çarpmalara ve düşmelere karşı dayanıklıymış. Umarım öyledir.
Hadi bakalım. Müfettiş seni bekliyor. Selim. Sonuç ne olursa olsun, benim için hiçbir şey değişmeyecek. Biliyorsun değil mi? Selim, son kez soruyorum. Mahir'i isteyerek mi öldürdün? Ne yaptın Selim? Silahsız bir adam mı vurdun? Silahsız bir adam vurmayacaksın herhalde. Senin gibi bir yaşamayı hak ediyor mu lan? Emre! Gergindim yani. Bir an silahına sarıldı zannettim. Yanılmış da olabilirim. Adam öldürenlerin yarı kadarı olay sırasında tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürer. Suç bağlantılı amneziyi, olayın stres düzeyinin yüksekliğine, ayrıca saldırganın suç sırasında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmasına bağlayan çok sayıda araştırma bulunur. Ancak suçunu nasıl işlediğini hatırlamadığını söyleyenlerin arasında yalancıların olduğu da muhakkak. Günümüzde döverek, tehdit ederek alınan ikrar artık delil oluşturmuyor. Bern Üniversitesi'nden psikolog Peter Gigle ve meslektaşlarının geliştirdiği test, adli psikologların unuttum diyen yalancıları ayıklayabilmek için kullanabileceği tekniklerden sadece biri. Söylesene Selim. Gidiyorum ben. Nereye? Bilmiyorum. Her şey bu kadarmış. Ne demek şimdi bu? Bak daha fazla inkar etmenin anlamı yok. Bir hata yaptım. Bedelini ödemem lazım. Ece.
Selim'i sormak için Zeynep'e uğramıştım. Ama olanları duyunca seni de görmek istedim. İyi misin? Gelsene. İşin varsa rahatsız etmeyeyim. Aslında var. Olay yerinde bir araç bulmuştuk. Bizim çocuklar bir ressama ulaşmışlar. Onunla konuşmaya gideceğim. Artık vazgeç Orhan. Selim bile olanları kabul etti. Olabilir. Asla pes etmeyeceksin değil mi? Sen eder miydin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anda Çaktıran. Evet. Başkomiser Orhan. Geç olduğunu biliyorum ama birkaç soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ha, evet. Geçen hafta 4 tane tablomu çerçeveciye yollamıştım. Biri hariç 3'ünde bunlardan vardı. Zaten adımı da yanlış yazmışlar. Nerede bu çerçeveci? Tarif edebilir misin? Tabii. Kadıköy'de caminin arkasında kalıyor. Tamam, sağ ol. Şehri terk etmiyorsunuz. Kolay gelsin. Size de. Ertesi gün çerçeveciye giden başkomiser Orhan, art çerçevecinin sahibi Yener Tüzüner'den çerçeveleri yapan kişinin kasnak ustası Veli Keser olduğunu öğrenir. Yener Bey aldığı siparişler karışmasın diye bunları tablolara yapıştırıp gönderir. Ben de çerçeveleri yaptıktan sonra aynı şekilde gerisin geri dükkana götürü bırakırım komiserim. Çerçeveleri neyle götürüyorsunuz dükkana? Yürüyerek. Dükkan şurası zaten. Bakın Veli Bey, anlamıyorsunuz galiba. Bu postit polise saldırı düzenleyen bir çeteyle bağlantılı bir araçta bulundu. Bir şekilde o aracı gitmiş olmalı. Bilmem ki komiserim. Ben hep yürürüm dükkana. Atölyesinden başka girip çıkan var mı? Yok. Peki, teşekkürler. Uğur, bir tane sivil ekip ayarlayın. Adamın üzerinden gözünü ayırmasın. Hiç bu işlerle ilgisi olan biriymiş gibi durmuyor başkomiserim. Sen yine de dediğimi yap. Sonra da haberdar et beni. Başüstüne başkomiserim. Müsait misin Orhan? Elbette, buyurun. Giderken bir de sana uğrayayım dedim. İyi misin? Aslında bu biraz da sizin ne yapacağınıza bağlı. Keşke elimden bir şey gelse Orhan. Ama her şey ortada. Yapacak bir şey kalmadı. Sadece kararınızı vermek için acele etmeseniz. Biraz zamana ihtiyacım var. Ne için Orhan? Selim son ifadesini verdi. Soruşturma bitti. Ama olay dosyası hala açık. Lütfen. Sadece istediğim birazcık zaman. Birkan'ın gezdiği şey buymuş. Adam Birkan'ın babası. Başkomiserim. Adamın üzerinden çıkan silah sanırım Mahir Sönmezsoy'a ait. Nereden anladın? Kabzasında adının baş harfleri var. Üzerinde de kan vardı. Başka? Başka bir şey yok mu? Maalesef başkomiserim. Demek seni oğlum koruyordu, öyle mi?
Mahir'in silahı sende ne arıyordu? Kendi verdi. Çatışma günü oradaydın yani. Evet. Arabayı sen kullanıyordun öyle mi? Evet. Bak, yalan söylemek seni de oğlunu da kurtarmaz. Sabrımı taşırıyorsun ona göre. Doğru söylüyorum komiserim. Yemin ederim doğru söylüyorum. Arabayı kullanan bendim. Yalan söylüyorsun. Sen değildin. O elindeki ne? Parmak izi raporu. Arabanın içinde 4 farklı parmak izi tespit ettik. Bunlardan 3'ü Mahir'e, İrkan'a ve Cemal'e ait. Ya diğeri? Direksiyondaki parmak izleri kimseyle eşleşmedi. Bizim bilmediğimiz biri daha varmış. Parmak izi sana ait değil. Bendim komiserim. Mahir silahı bana verdi. Yemin ederim bendim. Sen bizim bilişime bak. Ne oldu programa Selim yazınca hemen tespit ettiler mi nerede olduğunu? Saçmalama Selim ya. Ya bunun için vermedin mi bana telefonu? Selim. Bak ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama... bunu bize yapmaya gerçekten hakkın yok Selim ya. Of Zeynep. Neyi anlamıyorsun da? Bitti artık kızım. Polis değilim ben. Silahımı aldılar, rozetimi aldılar. Her şeyimi aldılar. Efendim? Evet? Hemen başkomiserime haber ver, hemen! Ne oldu, ne gülüyorsun be? Bir kanın babasının üzerinde silah bulmuştuk. Silahın üstünde kan Mahir'e aitmiş. Selim, esim var, anlamıyor musun? Mahir yaralandıktan sonra o silahı tutmuş. Adamın üzerinde bir silah daha varmış. Silahsız bir adam durmayacaksın herhalde. Senin gibi bir yaşamayı hak ediyor mu lan? Emre! Silahı bana Mahir verdi diyor. Yalan söylüyor. Ama ispatlayamıyorsun. Evet. Tamam, sağ ol. Nereye? Çocuklar Veli'nin olay saatinde bankada olduğunu tespit etmişler. Bir yanlışlık olmalı komiserim. Bir yanlışlık falan yok. Çatışma saatinde bankadaymışsın. Evinde de kontunu bulup bankadan teyit etmişler. Güvenlik kamerasında da kaydım var. Bakın size daha önce söylemiştim. Neyi söyledin? Veli Bey neyi söyledi? Bırak artık yalan söylemeyi. Bak. Neden susuyorsun bilmiyorum ama ne olursa olsun konuşman lazım anlıyor musun? Eğer konuşmazsan kardeşim kadar sevdiğim birini kaybedeceğim. Anlıyor musun? O senin oğlun Birkan var ya. Ona katil damgası vurmak istiyor. Silahsız Mahir'i onun vurduğunu söylüyor. Ama öyle bir şey yapmaz. Çünkü polis o. Hem de iyi bir polis. Daha da önemlisi iyi bir adam. İyi bir insan. Eğer silahın senin eline nasıl geçtiğini söylemezsen... bir daha rozetini geri alamayacak. Ve hayatını karartacak. Anlıyor musun? Şimdi baştan soruyorum. O gün orada mıydın? Silahı nereden buldun? Onun bir suçu yok. Yemin ederim onun bir suçu yok. Hepsi abisi yüzünden oldu. Kimin? Küçük oğlum. Musa. Silahı mı verdi sana? Ama o vurmamış. Kimseyi vurmamış. Yemin ederim onun bir suçu yok. Tamam. Bana güven. Eğer suçu yoksa
ceza almaması için elimden geleni yapacağım. Ama bana yardım etmesi gerekiyor, anlıyor musun? Şimdi nerede olduğunu söyle bana. Nerede? Kütahya'da. Saklanması için amcasına gönderdim. Bunun üzerine Başkomiser Orhan, Kütahya Emniyeti ile temasa geçti. Kütahya'da amcasının yanında yakalanan Musa Keser, hemen İstanbul'a getirilerek sorguya alındı. Musa Keser, 29 yaşında. Abim soktu beni çeteye. Ama ben kurtulmak istiyordum. Polise yapılan saldırıdan sonra o da anlattı durumu ama işten geçmişti. Patronları yurt dışına gönderdikten sonra seni kurtaracağım diyordu. Arabayı nereden buldun? İşlerde kullanmak için bir otoparktan çalmışlar. Olaydan bir gün önce abim arabayı bana verdi. Ben de arabaya atlayıp babamı görmeye gittim. Babam tabloları bırakması gerektiğini söyleyince arabayla götürelim dedim. Tabloları arabaya yükleyip dükkana götürdük. Sonra da eve gittik. Sabah erkenden uyanıp abimin yanına gittim. Abimin fark etmesini istemiyordum. Sonra da Cemal abiyle patronu tekneye götürdük. Ben arabada bekliyordum. Tren seslerini duyunca koşup abime haber verdim. O da beni brandanın altına sakladı. Gir. Çabuk. Ortalık sakinleşinceye kadar buradan çıkmayacaksın. Anlaştık mı? Musa'yı sakladıktan sonra patronun yanına geri döndüm. Hemen ardından siz barakayı sardınız. Çatışma başladı. Selim de seninle Mahir'in peşine düştü. Ama ben ters tarafa koştum. Selim komiser patronun peşindeydi. Ben kaçarken bir polis peşimden geldi. Ben saklanmayı başardım. İleride ağaçların oradaydı. Silahsız bir adam vurmayacaksın herhalde. Senin gibi bir yaşamayı hak ediyor mu lan? Mahir abi çift silahla gezerdi. Diğer silahını çekti. Selim komiser gittikten sonra hemen kaçmayı düşündüm. Polislerden biri geri geldi. Beni arıyordu. Musa'yı sakladığım yere doğru yönelince kardeşim yakalanmasın diye ortaya çıktım. Ateş etmeyin, teslim oluyorum. Burada var. Brandanın altından olup bitenleri izliyordum. Abimi götürdüklerini görünce yerimden çıktım. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Önce abimi kurtarmayı düşündüm. Yerde silahı gördüm. Silahı alıp arkalarından gidecektim ama abimin sesini duydum. Çalıtıkların arasından birinin yaklaştığını duyunca silahı dalıp kaçtım. Arabanın yanına geldiğimde anahtarı düşürdüğümü fark ettim. Silahı belime sokup aşağıya doğru yürümeye başladım. Önüme çıkan ilk minibüse bindim. Çetede tanıdığım herkes yakalanmıştı. Ne yapacağımı bilemedim. Babana gitmekten başka çaren yoktu. Yoktu. Babama olanların hepsini anlattım. O da silahı alıp beni amcamın yanına gönderdi. Gerisini de biliyorsunuz zaten. Teslim olun polis. Sonunda. Bir dahaki sefere bu kadar sabırlı olmayabiliriz, haberin olsun. Allah korusun başkomiserim, öyle demeyin ya. Ne yapıyorsun, deney tüpü? Özlemişsindir sen şimdi beni. Özlemez olur muyum komiserim? Özledim tabii. ne zaman kutluyoruz? Ben diyorum ki pikniğe gidelim. Piknik mi? Ya başkomiserim, dün gece çok acayip bir rüya gördüm. Yeter ama Selim ya. Yine mi kendisi gördüm seni? Öyle değil ya, bir dinleyin iki dakika. Hep beraber pikniğe gitmişiz. Ayça da vardı. Thank you.
hiç aslında şefkatten uzattım hep ellerimi. Yüzüme vuran güneş, saçlarımı öpen rüzgar, siyahıma sarı çalan o yıldızlar, sessiz bir kıyametin karnında kayboldular. Kaldır kapağı bak, kimler can çekişiyor cennette? Çoktan ölmüş kim diri kendi cehenneminde? Süstür bütün yerli yersiz havlayan köpekleri, içinde bu karanlık sokaklar yalnız onların değil. Kaldır kapağı bak, can çekişiyor cennette. Kim çoktan ölmüş, kim diri kendi cehenneminde? Sustu bütün yerli yersiz kımıldayan gölgeleri, içinde bu karanlık sokaklar yalnız onların Madem ki Selim istiyor, pikniğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Bazı kişiler hayatımıza renk katar, derin izler bırakır, kişiliğimizde fark yaratır ve yeri geldiğinde bizim için can verir. İşte Komiser Ayça, Selim için böyle bir meslektaştı. Bundan böyle Ayça'yla çalışma şansını elde edenler onu hep hatırlayacak. Burada olsaydı ne derdi, ne yapardı diye düşünecek ve gerekirse birbiri için gözünü kırpmadan can verecek. Selim silahsız birine ateş etmemişti. Ama deliller öylesine aleyhineydi ki sonunda kendi bile Mahir'i kasten öldürdüğüne inandı. Arkadaşlarının inadı olmasaydı bagajdaki küçük kağıt bulunmaz, buradan çerçeveciye gidilmez, Mahir'in üzerine kanı bulaşmış ikinci silah ortaya çıkmaz, dolayısıyla Selim'in katil olmadığı kanıtlanamaz. Bana göre bu bölümün mucizesi bagajda bulunan üzerinde 0706 DL2105 Andaç Aktufan yazılı küçük kağıt parçasıdır. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.